Yasemin'i boşamış. Aynen. Neyse sen şimdi bu haberle sevin. Akşam uzun uzun konuşuruz zaten, tamam mı? Kapatmam lazım çünkü. Öpüyorum seni çok. Hadi bay bay. Abi gel Adem gel. Ne oldu, bir sorun mu var? Kunduzi'nin yani namı diğer Ejder Arca'nın telefon yazışmaları. Abi ben de bir şey oldu zannettim acil deyince. Neyse Ayhan, nasıl yaptın bunu? Güzel haber bu. Abi hemen sevinme istersen. Okusana. Arkadaşlar aradı. Bu gece buluşuyoruz. İki kişiler değil mi? Organizasyonu ona göre yapacağım. İki kişi. Sen mekandan haber ver. Ayarladın mı depoyu? Evet, benim Sancaktepe'deki boş depoda olacak. Sen arkadaşlara iletirsin. Bu kadar mı? Başka bir şey yok mu? Şimdilik bu. Tamam, o zaman elimizde ne var? Bir, buluşma yeri bir depo. İki, bu bahsedilen arkadaşlar Ukraynalılar mı? Doğru mu? Biz de öyle düşündük. Ama Ayhan'ın tereddütleri var bu mesajlar konusunda. Abi güvenebilir miyiz bilmiyorum. Doğrudan mekan bilgisi verdi Timur Karatan. Bu kadar önemli bir sevkiyatta böyle bir risk alır mı sizce? Aynen öyle. Bazı işler muallakta. Haklısın. Bu bir tuzak olabilir ama kime? Asıl soru bu. Yani yemi kime atıyorlar? Bak, iki tarafında rakipleri var bu sevkiyatın tamamlanmasını istemeyen. Adem, seni de şifre etmiş olabilirler. Şu an bizden bir adım önde olabilirler. Bu ihtimali göz ardı edemeyiz. O zaman bu depoların adreslerini bulalım. Hepsini. Ve en azından Timur'un adını alanları. Sonra bakarız. Bir şey mi oldu? İyi misin evlat? Yok bir şey. İyiyim. Nevin Hanım? İyi misiniz? Şey Timur Bey, ben... Belli ki bir sıkıntınız var. Buyurun. Nevin Hanım, yine finansal bir sorunsa lütfen söyleyin bana. Çözeriz, problem değil. Yok öyle bir şey değil, sağ olun. Ben sadece nereden başlamam gerektiğini bilmiyorum. Size gelmekle doğru mu yaptım onu bile bilmiyorum. Bana gelmekle doğru yaptınız. Derdiniz neyse söyleyin, çözelim. Benden çok Yasemin Hanım'ın bir sorunu varmış gibi duruyor. Anlamadım. Sürekli eşimle birlikteler. Elbette birlikte olacaklar. Adem eşimin yakın koruması. Sadece çalışma saatlerinde değil, her an birlikteler Timur Bey. Her an derken? Mesela dün gece onları birlikte gördüm. Kusura bakmayın ama benim yerimde kim olsa... Adem'le konuşmaya çalıştım ama... Nevin Hanım. Ben bu konuyla yakından ilgileneceğim. Merak etmeyin. Nevin Hanım.
Benim de sizden bir ricam olacak. Daha doğrusu bir soru. Dürüst olursanız sevinirim. Tabii cevap verebileceğim bir şeyse. Ama ben size nasıl yardımcı olabilirim ki? Adem'in arkadaşı Rasim. Tanıyor musunuz? Ne güzel yer ya. Vallahi cennet gibi. Oh, gel keyfim gel. En içinde yaşayana sormak lazım esas. Biz sürekli çalıştığımız için hiçbir şey anlamıyoruz ama şikayetim de yok şükür. Vallahi böyle çalışmaya can kurban. Keşke ben de sizin gibi burada çalışabilseydim. Öyle uzaktan göründüğü gibi kolay değil o işler kızım. Ben sana yardım edeyim o zaman. Ha? Olmaz mı? Bak Fatma da artık senin işine yaramaz. Yani ayağını kırdı ya, o yüzden diyorum hani geç iyileşir falan. Yok. Olmaz öyle bir şey. Yani sonuçta ben karar veremem ki kimin işe alınacağını, değil mi? Hmm. Kim karar veriyor peki? Evin hanımı tabii ki. Sen onu bir çıtlatsan olmaz mı? İnanmıyorum. Ya Timur Bey sizin haberiniz olmadan sizi nasıl boşayabilir ya? Oha! Haber böyle olmadı. Bir şey olabilir mi? Sen gel bakayım. Gel bakalım sen şöyle. Bunun sevgiyle falan alakası yok. Bu adam bayağı kötülük peşinde. Ne senin ne de benim aklıma gelir. Ya Allah'ım, ya Rabbim ya.